Biraz önce birbirinden renkli görüntülerini ve çarpıcı açıklamalarını ekranlarınıza getirdiğimiz Nurgül Yeşilçay, şimdi de StilArt'ı köşemizin konuğu oluyor. Güzel isim sıra dışı cevaplarıyla StilArt'ı listesini ve kendi olmazsa olmazlarını ekibimizle paylaştı. O keyifli anları getiriyoruz ekranlarınıza. Beğeniyle izlenen ve birbirinden ünlü isimlerin stil ipuçlarını paylaştığı StilArt'ı köşesine bu hafta zamansız, ayrıksı ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay konuk oluyor. Zamansız, kural dışı, güzel ve dobra bir isim Nurgül Yeşilçay. Hayatımıza girdiği günden beri gerek tarzıyla, gerek duruşuyla, gerek oyunculuğuyla kendi markasını yaratmış ve kalıpların dışında yaşayan başarılı bir isim. Hayat onun için koskocaman bir lunapark ve acılarını damıtıp anın yaratıcı büyüsüne kendini teslim etmiş güzel oyuncu. Modanın kalıplarına takılmadan her an göz alıcı olmayı başaran Nurgül Yeşilçay bu hafta StilArt'ı köşesine konuk oluyor ve sıra dışı cevaplarını Alem Plus izleyenleri için paylaşıyor. Bakalım güzel ismin StilArt'ı listesinde kimler kendine yer bulmuş? Dolabımın olmazsa olmaz parçası tabii ki yani beyaz tişört. Yani nereye gitsem beyaz tişört alıyorum. Her zaman 1000 tane falan var. Beyaz gömlek, siyah elbise tabii ki. Gucci'nin stilini çok seviyorum. Yani bütün her şeyi harmanlıyor ya, çok eklektik bir stili var. O yüzden onu çok beğeniyorum. Kesinlikle siyah bir elbise olmalı, beyaz gömlek illaki olmalı. Benim asla giymem diyeceğim bir şey yok herhalde. Yani ben mesela şeyi de çok seviyorum. Bülent Ersoy'un stilini falan da çok beğeniyorum. İleride öyle de olabilirim yani. Benim stil ikonum Bülent Ersoy. Stilini en beğendiğim çift Justin Bieber'la karısı Hailey. Hollywood'un en iyi giyinen aktristi şey olabilir, Tilda Swinton olabilir. Onu çok beğeniyorum ama yeni nesil Zendaya. Bir de o Timothy. Timothy bence müthiş. Bence Yeşilçam'ın en iyi giyinen aktristi Filiz Akın. Aa, Gülşen Bubikoğlu bir de. Bence Yeşilçam'ın en yakışıklısı, yani %100 Cüneyt Arkın dünya starı olduğunu düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Hangi tasarımcıya ilham olmak isterdim? Dolce & Gabbana. Tasarımcılar oldu ama. Beni yansıtan koku %100 çiçek. Hatta baharat hiç sevmem. Çoğu yerde de bana çok ağır geliyor. En sık kullandığım aksesuar kesinlikle küpe. Dolabımda en çok bulunan renkle benim en çok sevdiğim renk arasında çok fark var. Yani dolabımda tabii ki siyah ve beyaz ağırlıklı ama ben renk çok seviyorum. Aslında çok seviyorum. Annemin dolabından bana kalan en değerli parça, benim hala kullandığım bir eşarp var, o.
Kostüm tasarımını en beğendiğim tabii ki 80'li site. Yani şimdi o korseler falan çok bence sıkan bir şey. Bir de kat kat tarlatanlar çok sıkıyor. Fütüristik bir çağda yaşamak isterdim. Daha rahat, daha geniş. En düşük bel vardı. Bence o çok önemli bir moda faciası. Ama tekrar oraya gelecek moda. Çünkü bu kadar yüksek bel artık bir yerde duracağız yani.